Evet efendim, ana başlığımız bir süredir ekonomi malumumuz. Ekonomi gündemiyle de devam edelim. Şimdi faiz haftasının baş aktörlerinden biri malum Fed'in bugün açıklayacağı bir karar var. Dolar yeniden 14'ün üzerinde, rekor üzerine rekor kırıyor. İşte dün Merkez Bankası müdahale etmişti. Müdahale ettikten sonra da çok bir şey değişmedi. Asgari ücret açıklamasını bekliyoruz. Enteresandır, pazartesi günü kesinleşir denilmişti. Pazartesi o toplantı yapılmadı, salı yapılmadı. Niye yapılmadığını bilmiyoruz. Üzerine konuşacağız. Top Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atıl Murat ve ekonomist Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Sağolunuz. Bu arada ben başlamadan Murat Sağman yeni kitabınız çıkmış. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bana da getirmişsiniz. Çıktı. Bugün mü çıktı? Şöyle bugün göstereyim çıktı. Efendim. Borsada oynanmaz. Kaça bastırdınız diye evet, sorayım. Kağıt fiyatları nasıl? Evet. Çok ciddi bir artış var her yerde olduğu gibi. Yani biz tuvalet kağıdından değerlendirdik ama kitaptan da defterden de çok farklı bir durum yok. Efendim şöyle, sizle başlayalım. Şimdi az önce Sayın Fuat Oktay'ın mecliste konuşmasında duyduk, dinlediniz. Manipülasyonlardan bahsetti. Merkez Bankası döviz bozdu, piyasaya müdahale etti ama dolar yine bildiğimiz gibi 14.65 şu anda yine. Fed'in faiz arttırma gitmesi bekliyoruz dedik ya da öne çekmesi, şimdi faiz arttırmayacak ama etkisi var mı? Anadolu Ajansı'nın anketini gördük, 100 bas puan, yani bir puanlık bir indirim olabilir diyor. Yarın öyle bir indirim bekliyor da piyasa bunu mu satın alıyor? Önce bu dövizle başlayalım yine. Evet, çok teşekkür ederim değerli sözleriniz için, kitap için sağ olun. Sağ olun. Bir kere iki taraflı bakmak lazım. Yani kurdaki hareket hem dışarıdan hem içeriden gelebileceğini görüyor piyasa. Yani Fed'in bu akşam yapacağı toplantı belki de yılın en önemli toplantısı olacak. Fed yılda 8 kere toplanıyor. 1,5 ayda bir toplantı yapıyor. Şöyle bir algı var sanki Fed faiz arttıracak diye. Öyle bir şey yok. Fed'in faizleri sabit kalacak 0 ile 0,25 arasında. Fakat çıkan yüksek bir enflasyon var son aylarda. Özellikle geçen cuma gelen enflasyon 6,8. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu Amerika'da. Üretici fiyatları 8,5'un üzerinde. Yani birkaç ay önce Fed'den şöyle açıklamalar geliyordu. Acaba enflasyon geçici olabilir mi deniliyordu. Sonra herhalde geçici olmayacak lafına döndü. Şu anda artık kalıcı oldu, belli oldu. Yani bundan sonra Amerika'da bir yüksek enflasyon dönemine girdik. Şimdi Fed'e karşı çok eleştiri de var şu anda. Yani Fed'in geç kalabileceğini, İşte Fed'in bir aksiyona geçmesi gerektiğini, ki aksiyona geçti ama o aksiyon çok düşük bir aksiyon. 120 milyar dolar her ay hem mortgage'lara hem de devlet tahvillerine karşı 120 milyar dolar hala piyasaya bir likitte veriyor Fed. Bunu geçen toplantıda 120'den 105 milyar dolara çekti. Yani 15 milyar dolar azalttı. Muhtemelen bu akşam bunun belki de iki katına çıkacak. Yani 30 milyar dolara kadar çıkabilir. Azaltacak. Şimdi gelecek... Parayı kısacak yani. Parayı kısacak. Fakat hala... Beklenen faizi arttırması ama. Faizi şu anda arttırmayacak ama burada korkulan şu, acaba Fed faiz artırımı öne çekebilir mi? Aslında bütün piyasaların korktuğu şu ve piyasaları mutlaka etkileyecek. Gelecek sene için Fed'den 3 ila 4 çeyrek faiz artışı bekleniyor. Beklentilere baktığınız zaman. Bunu belki de öne çekebilir. Yani gelecek senenin ikinci yarısında bekleniyor. Çünkü tahvil geri alımını tamamen Aralık'ta sıfırlayacak. O 120 dediğimiz rakamı 105'e çekecek. Sonra herhalde 80'e 90'a çekecek ve sonra sıfırlayacak bunu. Bunu belki de Haziran değil daha da öne alabilir. Faiz artırımını da öne alabilir. Bugünkü basın toplantısı çok önemli olacak. Tamam. Basın toplantısında konuşulacak şey şayet böyle bir senaryo gerçekleşirse. Yani faiz arttırmaz ama... İkinci çeyreğe bırakırsa, 2022'nin ikinci çeyreğine bırakırsa, öne çekerse ve işte likiditeyi biraz daha kısarsa biz ne görürüz yarın? Yarın şöyle, Türk lirasının değer kaybının bu sefer dışarıdan geldiğini göreceğiz. Yani yarın işte 15 üzerinde bir kurla uyanabiliriz. Daha bizim Merkez Bankası toplantısı olmamışken bile. Ve dışarıdaki dolar endeksi, yani yükselmesi tüm para birimlerine, dolara karşı değer kaybetmesine, bizim de olduğumuz gelişmekte olan ülkelerin dolara karşı değer kaybetmesine neden olacak. Daha bizim Merkez Bankası toplantısına gelmemişken üstüne öyle bir risk var. Üstüne bir de Merkez Bankası faiz indirirse? Şimdi ben açıkçası
Yani piyasanın %90-95'i bir faiz indirimi bekliyor ama ben faizde bir pas geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki metinde çok sınırlı bir alan kaldığı yazılmıştı. Ve son toplantıdan sonra neredeyse Türk lirası %40 değer kaybetti. Yani Merkez Bankası ilk faiz indirimini Eylül'de gerçekleştirdi. Birinci faiz indirimle ikinci faiz arasında Türk lirası %8 değer kaybetti. İkinci faiz indirimi 200 baz puanla üçüncü faiz indirim arasında yaklaşık %15 değer kaybetti. Üçüncü faiz indirimle bugüne geldiğimizde %40 değer kaybetti. Ya bir havuz soru sormayayım size ama yani bundan sonra ne olur demek istemiyorum. Onun için Türk lirasını da... Umut ediyorsunuz ki pas geçsin. Yani şimdi umut başka bir şey tabii. Yani herhangi bir ekonomiste sorsanız zaten pas geçmesi gerektiğini zaten Merkez Bankası kendisi de ifade ediyor. Şöyle ifade ediyor. Yaptığı aksiyonlarla 4 kere müdahale etti. 14 seviyelerinde bir işte 3 tanesi 13.80, 13.90. Diğeri de işte 15.60, 15.70'lerde 4 kere müdahale etti. Yaklaşık 4 milyar dolar rezerv harcadı ki biz zaten şu anda eksi rezervdeyiz. Ve bu rezerv kaybının hiçbir şeye olmadı. Bir pansuman olmadı çünkü kur aynı yere geldi. Yani buralarda artık Merkez Bankası bu kur seviyesinde rahatsız olduğunu ilan etti. Onun için eğer Türk lirasını değer kaybını daha fazla istemiyorsa ki istemediğini ilan etti, mutlaka pas geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir umut. Aynı zamanda Türk lirasında ben şöyle yorumluyorum. Bir enflasyon yangını var. Biraz önce açılışta da söyledik, kitapta da bahsederken. Türk lirasında bir yangın var. Yani yangına benzin dökeceğini açıkçası ben düşünmüyorum artık. Peki Sayın Murat siz ne düşünüyorsunuz efendim? Hem FED yapılacak açıklama hem de yarın Merkez Bankası. Bu arada iyi senaryo var mı? Onu da söyleyin lütfen varsa. Dışarıda mı içeride mi Mehmet Akif Bey? Dışarıda ve içeride. Senaryo yok. Yani şimdi FED'e bakarsak katılıyorum zaten varlık alımları azaltım hızlanarak devam edecek. Piyasada bunu bekliyor. Ben Powell'dan Şahin açıklamalar bekliyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Powell'ın onaylanması, senatoda onaylanması gelecek aya kaldı, ocağa kaldı. Brainard'ın da aynı şekilde. Çok agresif demokrat senatörler var. Enflasyonun çok yüksek seyrettiğine dair, enflasyonun kontrolden çıktığına dair eleştiriler yapan senatörler var, demokratlar var. Şimdi daha onaylanmadığı için senatoda hem Powell hem de Brainard beklentinin üzerine Şahin açıklamalar gelebilir diye düşünüyorum ben. Ne demek Powell'dan, bu yani Şahin açıklama mesela? Şahin açıklamalar yani faiz arttırımları konusunda, siyel verme konusunda daha hızlı davranabileceği gibi. Enflasyon atıfta bulunabilir. O tarz Şahin açıklamalar. Yani kendini ispatlamaya çalışacaktır. Biraz sonra Merkez Bankası konusunda, bizim Merkez Bankamız konusunda konuşacağımız gibi kendini ispatlamak isteyebilecek insanlar olabilir yarınki toplantıda da onun için. Yani yarınki toplantıda oraya da geliriz. O nedenle Şahin bir FED bekliyorum. Yani zaten iki faiz indirimi fiyatlanıyor. Şu an zaten Murat Bey'in dediği gibi 105 milyar dolar, 39 hisseler zaten. Yani varlık alımları 30'ar milyar dolar azaltılsa Mart'ta bu iş bitti zaten. Yani varlık alım programı bitmiş olacak. Sonrasında da iki faiz artışı konuşuluyor ama 3 de olabilir tabii ki. Hatta şu var, şu an ilk faiz artışını Haziran'da bekliyordu piyasa. Şu an Mayıs'a dönmüş durumda. Yani %50-50. Yani Mayıs'ta da Fed'den ilk faiz artışı gelebilir. Tabii bu Şahin senaryolar gündemde olduğu için Powell'ın basın toplantısından sonra bir anda böyle sert fiyat hareketleri olur çok emin değilim. Çünkü dikkat edilirse bu beklentiye rağmen Amerikan 10 yıllık tahvil faizi fazla oynamıyor. Yani enflasyon beklentilerinin en iyi göstergesi olan uzun vadeli faiz yerinde sayıyor haftalardan beri Şahin beklentilere rağmen. Yani o nedenle ben şey konusunda da biraz farklı düşünüyorum. Bu kitapta da yazdım. Gelecek yılın ilk çeyreği enflasyon yüksek kalmaya devam eder Amerika'da. İkinci çeyrekte ben %3-4'e çekileceğini düşünüyorum enflasyonu. Yani gelecek sene bu zamanlar Amerika'ya gösterge aldığımız çok daha düşük bir enflasyonu konuşacağız bence. O nedenle FED yani 2 mi 3 mü şu an için o konuşuluyor ama o faiz artışları sınırlı kalabilir diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi benim beklentim gelecek sene bu zamanlar Amerika'da %3 ile 4 arasında bir enflasyon. Şu an hatta söylüyorum tüfeğim. Oradaki tüketici enflasyonu ben düşünüyorum. Bunun için de faiz artırımını öne çekmesini bekliyorsunuz mu? Tabii. Yani faiz artırımları gelecektir ama eğer benim düşündüğüm gibi enflasyonda bir düşüş trendi başlarsa gelecek yılın ikinci yarısında o zaman hani şu an şimdi 2-3 faiz artışı bekleniyor, 2023 spekülasyonu yapılıyor.
Oralarda bir sakinleşme de olabilir ama ilk etapta 2-3 faiz artışı gelecektir. Sonra enflasyon benim beklediğim gibi düşüşe geçerse yılın ikinci yarısında o zaman FED de farklı bir aksiyon alabilir. Yani içeriye bakarsak ben tabii ki temenni ettiğim şey yarının pas geçilmesi. Ama artık beklenti kanalı çok bozuk. Yani şu an mesela bu işte piyasa beklenti anketlerine bakıldığı zaman işte 100 bas puan falan bekliyor. O ekonomist arkadaşlara, dostlara kameraları kapatsak, konuşursak, sorsak muhtemelen faiz indirim falan beklemezler. Ama şu an biraz şeye döndü artık. Yani Merkez Bankası, ben de Murat Bey'e katılıyorum, faiz indirmek istemiyor. Yani bir Merkez Bankası bakışıyla, Merkez Bankacı bakışıyla bence indirmek istemiyorlar ama artık biraz da bir faiz tartışması, yeni model tartışması siyasi bir boyut kazandı. O nedenle ben yarın beklenti üzerinde bir faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Olacağını beklentinin düşünüyorsunuz. Üzerinde hem de. Beklentinin üzerinde bir faiz indirimi gelecek bence. Yani 2 puan, 3 puan gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani evet, işte 100 bas puan üzerinde bence faiz indirimi gelecek. Yani o zaman zaten... Tamam, ne olur o zaman? O zaman ne olur? Yani biz izleyeceğimize şunu söyleyelim bu arada. Çok özür dilerim hocam. Çok benim anlayabileceğim dille. Yani Fed'i niye konuşuyoruz? Orada çünkü bir faiz artır olursa, faiz artışı olursa ya da öne çekilirse bile o yönde bir açıklama yapılır. Veya likidite piyasadan para çekilirse biz zaten çok terste yakalandık ekonomide, anladığımız o. Doğru. O bir de bizi etkileyecek. Yani biz içeride bir problem yaşıyoruz, bir de dışarıdan kaynaklı olarak da bu üstüne binecek. Yani biz iki kere çarpılıyoruz, dünya bir kere çarpılırsa gibi bir durumumuz var. O yüzden biraz Amerika'yı da konuşuyoruz, onu paylaşmış olayım. Evet. Nasıl bir senaryo? O zaman siz faiz indirimi olursa ve beklenenin üzerinde olursa şu sağ alt köşeyi biz ne yapacağız hocam? Yukarı gidecek. Yukarı gidecek tabii ki. Şimdi zaten şöyle bir durum var Mehmet Akif. Şimdi zaten Merkez Bankası'nın son müdahalesinde 2,5 milyar dolar satıldı. Kapış kapış aldı. Kurumsal talep, bireysel talep. Ne? Beni çok ürküttü o gün mesela. Şu açıdan ürküttü. Bakın müdahalenin büyüklüğü değil. Yani dolar, euro, altın, gümüş, yatırımcı ne buluyorsa alt. Buradan kendini alıyor bir de yani. Bu fiyattan alıyor. Yani bu kadar yükseklikten alıyor. Yani şu ortada 2,5 milyar, o talep olduğu için, doldurmak istediği için Merkez Bankası müdahale etti. 2,5 milyar dolar alındı. O şekilde, net bir şekilde. Şu anki kurun geldiği seviyeye bakın gene. Onun için yani yine müdahale edebilir Merkez Bankası ama biz 2018'de şunu gördük. Yani o zaman rezerv kompozisyonumuz da farklıydı 2018'deki müdahalelerde. Yani o zaman bile müdahale ettik ama kuru tutamadık zaten. Şu an yani bir yandan faiz indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz. Öte yandan müdahale ediyoruz. Aslında şu müdahaleler, yani ben de katılıyorum. Yani aslında şu müdahalelerle Merkez Bankası sanki o sinyali veriyormuş gibi. Yani faiz indirimi yapmayacağız, ara veriyoruz, bitirdik veya yani mesajlar önemli olacak. Ama biz artık Fed'i falan da geçtik. Yani şimdi zaten geçen ay %40 arttı dolar TL. Yani Fed faktörü falan, yani şu an o 2,5 milyar doları alanlar Fed'i falan düşündüğü için mi aldı? Hayır. Yani enflasyondan kendilerini korumak için aldılar. Onun için biz o yani Fed'in etkisi falan çok sınırlı olur. Ha, tabii ki eğer çok şahin bir Fed olursa onun olumsuz yansımasını görürüz. Ama biz önce bu içerideki fırtınayı durdurmamız gerekiyor. Yani kurdaki fırtınayı durdurmamız gerekiyor. Ama yani şu an görünen o ki maalesef ya kuvvetle muhtemel yarın bir faiz indirilecek, hatta beklentinin üzerinde gelebilir. Kur üzerinde yeni bir baskı oluşacak. Neden yani? Ben haftalardır, günlerdir konuşuyoruz. Neden? Faiz indirimi. Faiz indirimi değil sadece. Yani kur bu kadar hala tutulamamışken, bu en çok iktidara ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar, yani ekonomide sıkıntı varsa bu iktidara zarar verir her şeyden önce. Doğru değil mi? Yani bunlar niye yapılıyor bu hala? Yani neden bu noktadayız hala? Bu kadar program yapıyoruz. Hakikaten oturdum mesela, hafta sonu çok farklı televizyon kanalları izledim. Ya biz bir şey mi kaçırıyoruz diye anlamaya çalıştım. Farklı ekonomik değerlendirmeler yapan insanların sosyal medya paylaşımlarını, yazılarını okudum. Yani bir şey ıskalıyor olalım diye murad ediyorum açıkçası artık. Şimdi şöyle, 2 gün önce galiba Habertürk Sibel Hanım'la bir röportajı vardı, konuşması vardı Bakan Nebati'nin. Orada da Sayın Bakan şunu söyledi, yani işte yeni ekonomik modeline olan inancını belirtti. Ondan sonra yani ciddi anlamda, ben Ankara'dayım, ben ekonomi bürokratlarımın şunu görüyorum. Bu yeni ekonomi modeline ciddi bir inanç var.
Ankara'da yani işte ekonomi bürokratlarında mı var bu inanç? Var. Ne yani diyorlar efendim? Ekonomi modeli ciddi. Şöyle işte ihracatı görüyorsunuz. Mesela Türkiye Reversi açıklandı değil mi? İşte aylık bazda 3,1 milyar dolar cari fazla vermişiz. Önümüzdeki aylarda bu cari fazla devam edeceğini, doğal olarak ihracat zaten güçlü, ithalat talepleri törpüleniyor buralar yükseldiği için. Ondan sonra ihracat artmaya devam edecek, ithalat düşmeye devam edecek. Önümüzdeki aylarda da cari fazla vermeye devam edeceğiz. Yani senaryo o, yol haritası bu. Ve gelecek yılın ortalarına geldiğimiz zaman zaten yıllık bazda cari fazla geçmiş oluyor. Şu an hala yıllık bazda 15 milyar dolar civarında açık var çünkü. Sonrasında da tabii döviz girişi olacak. Cari fazla döviz fazlası. Döviz girişi olacak. Döviz girişi olunca kurlar düşecek. Kurlar düşünce de işte enflasyon düşecek. Ama burada sıkıntı bana göre şu. Yani bu modelde enflasyon sonrasında. Halbuki biz şu an kur baskısını vesaireyi insanların kurtarabilmesi şundan dolayı diyoruz. Enflasyon bugün, yani enflasyon bugün kontrol altına alınmadı. Enflasyon beklenti altına kontrolü çıkmıştır. Ama yeni ekonomi modelinin aklıma yatmayan enflasyonun sona atılmış olması. Yani Merkez Bankası zaten şunu söylüyor. Gelecek yılın ortasına kadar enflasyon yüksek olacak ama kaç enflasyon? Dolar. Ya şu olacak diye mi düşünüyorlar mesela? Bu dolar tekrar 9 liraya, 8 liraya mı gerileyecek diye düşünüyorum. Mesela bir sene sonra. Hiç böyle bir şey vaki mi? Oldu mu daha önce? Olmadı. Öyle mi düşünüyorlar? Olacağını mı düşünüyorlar? Şimdi Mehmet Akif Bey zaten bu kadar hızlı yükselmesini onlar da beklemiyorlar. Bir anda %40 yani 14-15 seviyeler falan. Kademe kademe yavaş yavaş bir yani yükselişe zaten bu modelde razılar. Dolar TL'de yükselişe razılar. Ama işte kademe kademe artış istediyordu. Olmadı. Çok hızlı bir artış oldu. Şu anda modelden vazgeçme gibi bir durum yok zaten. Bu şekilde devam edecek. Aklıma şey geldi size anlatırken. Yani söylenir mi bilmiyorum. Nasrettin Hoca'nın şey fıkrası var ya, borcumu nasıl ödeyeceğim? İşte ben kapının önüne telleri çekeceğim. Geçen koyunların yünleri buraya takılacak. Onları ip yapacağım. Sonra satacağım vesaire diye bir şey vardır. Evet, bilirsiniz. Evet. Biz konuşurken bile 14.71 yani. Girerken 14.50'lerde girdik. 14.71. Ne diyorsunuz? Sürpriz bekliyorum diyor. Sayın Atılım Murat. Yarın şimdi, 2 puan, 3 puan. Bu bir de bu asgari ücretle bir ilişkisi var mı bunun? Ben çok olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Özellikle burada tekrar Sevilay Yılmaz'ı tebrik edelim. Habertürk yazarı. Yani gerçekten bu yeni ekonomik modelini aslında o bütün ülke aslında o röportajda anladı. Çünkü Çin modeli deniliyordu Güney Kore'ye. Anladık ki bu yeni bir Türk modeli. Ben de geçen gün Twitter hesabımda da paylaştım. Yani Türkiye'de iktisat yeniden yazılıyor. Yani bütün yeni teoriler yeniden yazılıyor. Çünkü Atılım Hoca'ya katılıyorum. Yani cari açık konusunda bu hamlelerin pozitif etki yaratacağını düşünüyorum ben de. Ki son 3 ayda görüyoruz bunun. Bizim cebimize fakat, nasıl girecek o? İşte burada takılıyorum. Yani ben de oturdum. Yani yeni dönem bu ilk faiz art indirimden sonra oturdum. Neredeyse bütün ülkeleri inceledim. Tekrar baktım, ettim. Bu modelle enflasyonu düşen ülke yok. Yani bu modelle enflasyonu düşüren dünyada hiçbir ülke yok. Şeye bakmadım. Yani Zimbabwe'ye bakmadım. Çok yüksek enflasyon. Angola'ya bakmadım. Ama bizim gibi ülkeler, işte Brezilya, Hindistan, Rusya, enflasyon düşüren ülkeler G20 bu modelle, ülkeleri. Efendim? G20 içerisinde. Bütün G20, daha başka ülkeler yani. Bu modelle enflasyon düşüren dünyada hiçbir ülke yok. Onun için diyorum başarı olursak bir Nobel adayı oluruz kesin. Çünkü bu modelle enflasyonun düşmesi çok çok zor olduğunu düşünüyorum. İnanan bürokratlarımız olduğunu söyledi mesela. Yani cari açık konusunda olabilir ama bu nasıl işte dediniz ya cebimize nasıl yansıyacak? Yani bu modelle enflasyon düşmesi çok zor. Bir de enflasyon yapışkandır. Şimdi biz şey bekleniyor biliyorsunuz işte Haziran ayı işte bakalım bekleyelim. İşte 6-7 aya kadar enflasyon nereye gelecek? Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Hem dışarıdan hem içeriden. Kur nereye geleceğini bilmiyoruz. Bugün hesaplanan TÜİK enflasyonu hesapladığımız en az %35 enflasyon. 30-35 enflasyona gidiyoruz gelecek ilk çeyrekte. Yani şöyle hesaplıyoruz. %21 TÜİK enflasyonu. %50 gibi değer kaybettik son bir ay, bir buçuk ayda. Geçişkenlik de %30 gibi hesaplanıyor şu anda.
50'nin %30'unu aldığınız zaman 15 puan. Zaten 21 enflasyon. %35 TÜİK enflasyondan bahsediyorum. Bizim enflasyonumuz biliyorsunuz enflasyon araştırma grubunda hesapladı. Bunun çok üstünde yani %56 hesaplanıyor. Bazı biliyorsunuz Amerika'daki profesörler Steve Hanke mesela 85 hesaplıyor yıllık enflasyonu. Ama biz buna %40-50 diyelim. Bu modelle birlikte onun için yarın faiz indirimi gelirse o zaman niye 4 milyar dolar rezerv kaybına uğradık? O zaman kuru bıraksaydık. Ama kuru bıraktığınız zaman bu bütün ülkeye yansıyacak yani bu enflasyon. Mesela şey mi? Faiz indirimi için mi gelirse indirim şey mi düşüneceğiz? Yani kuru burada tutup buradan faizi indirelim diye mi bırakmadılar? Yani iki düşünce var. Yani faizi indirmek için müdahaleler yani yapıldı. Ekonomi bu kadar kestirilemez bir şey mi? Yani bunun mantığı şudur. Şöyle yapılır, böyle yapılırsa böyle olur, böyle yapılırsa şu sonuç şimdi, alınır ekonominin, değil midir yani bu? Biz zaten ilk 101'de yani ilk cümlesinde zaten ya düğmeye bir yanlış iliklerseniz hepsi yanlış olur ya. Biz zaten ilk cümlede yanlış yapıyoruz. Yani bir kere faiz iktisatta Atılma Hocam da zaten katılır. Faiz sonuçtur. Yani niye yüksek faiz verirsiniz? Çünkü iyi gitmeyen şeyler vardır. Enflasyon yüksektir. Enflasyonun, biz faiz sebep diyoruz. Diyerek, yani zaten ilk cümlede zaten çok yanlış ilikliyorsunuz. Yani faiz sebep. Oradan bakmayı denediğinizde mesela orada bir çıkış bulabiliyor musunuz? İşte yani çıkış, faiz sebep enflasyon sonuçtur cümlesi Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi dünyada kanıtlanmış bununla ilgili hiçbir şey yok. Yani hiç yok. Faizi düşürerek enflasyon düşüren dünyada hiçbir ülke yok. Yani hepsi faiz sonuçtur diye hareket etmiş. Yani en yakın örnekleri vereyim. Mesela Rusya. Ya bize benzer ülke, gelişmiş ülkelerde zaten sorun yok ama mesela Rusya, mesela Brezilya. Bakın onların enflasyonu yaklaşık %15-14 civarındaydı birkaç yıl önce. Ne yaptılar? Mesela Rusya faizi 17'ye çekti. Brezilya faizi 15-16'ya yükseltip enflasyonlarını düşürdükten sonra tek haneli faize geçti. Hatırlar mısınız bir ara ruble 40'tan evet, 80'e gitti. Çıktı ve yüzlerce milyar dolar 150-200 milyar dolar evet. arasında. 150-200 milyar dolar para bozdu. Zor tutabildi, yetmedi, 9 puan faiz artışıyla ancak kuru durdurabildi. Şimdi bizim geldiğimiz durum şu, biz negatif bir reel negatif rezervle müdahale etmeye çalışıyoruz. Arada 2-3 milyar dolar bozuyoruz. Bozuyoruz. Bunu zaten yeterince rezervimiz olmadığı için zaten sonuç alamıyoruz. Bir de üstüne faiz indiriyoruz. Bakın beklenen enflasyona göre, TÜİK enflasyona göre -20 negatif reel faize gidiyoruz. Ya bu çok az ülkelerde görülmüş bir durum. Yani -20. Yani vatandaş kendi Türk lirasını, şimdi Türk lirasından dövize geçilmesin, işte dövizler boldurulsun deniliyor ya. Şimdi bugün gelecek aylarda enflasyon %35 gittiği zaman sizin Türk liranızın değeri ancak %15'te koruyabiliyorsunuz. Arada 20 puan var beklenen enflasyona göre. Yaşadığımız ve başka kurumların açıklanan enflasyon demiyorum. Beklenen enflasyona göre. Bu politikayı savunan iktisatçılar nereden savunuyorlar hocam? Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi biz merkezde biz olan biteni objektif bir şekilde anlamaya, değerlendirmeye, izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'de herkesin kutuplaştığı bir atmosfer var. Yani iktidara çok sert yüklenen işte muhalif bir medya, iktidara çok yakın olan iktidarın her yaptığına doğru diyen bir medya gibi bir durum. Şimdi beğenen nereden yakalayıp izah ediyor bunu? Şöyle, şimdi düşük faizi yani biraz izledim de yani bir şey çıkaramadım. O yüzden soruyorum. Şimdi bu modelle enflasyonu düşüremezsiniz ve en büyük sorun Türkiye'de işte asgari ücret. Hepsi ona bağlanıyor. Yani bizim Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda enflasyon. Yani artan fiyatlar her geçen gün, her gün fiyatlar artıyor. Günde kaç kere fiyatlar artıyor. Bizim her şeyimiz döviz. Her şey dövize bağlı ve Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Geçen Mart'tan beri, yani bu Mart'tan beri Sayın Naci Ağbal görevden alındıktan sonra %100 değer kaybetti Türk lirası. Şimdi ne şekilde bakılıyor onu söyleyeyim. Ben üretim ve dış ticaret anlamında, ihracat anlamında rekabetçi Türk lirası evet olumludur. Ama diğer ülkeler bunu yapmış. Mesela Çin, Güney Kore ama onlar bunu yaptı. Bu model böyle bir tam bir model yok ama bunu böyle çok faizi düşürerek Türk lira, yani kendi para birimleri çok fazla değer kaybetmeyerek yapmışlar. Yani çünkü işin sonunda enflasyon var. Şimdi burada iktisatçılar hangi iktisatçıya sorsanız düşük faizi ben de istiyorum. Ben de düşük faiz olmasını istiyorum ki
üretim artsın, ihracat artsın, yatırım artsın. Fakat bakın faizleri 4 puan düşürdük değil mi? 19'dan 15'e düşürdük. Normalde iktisat kurallarında, piyasa kurallarında uzun vadeli faizlerin de düşmesi lazımdı. Fakat ne oldu? Biz 4 puan faizleri indirirken aslında faizler yükseldi. Bizim uzun vadeli tahviller 16-17'lerden 21'lere kadar yükseldi. Yani biz 4 puan faiz indirirken asıl faizler 4 puan yükseldi. Çünkü şöyle bir... Oysa oradan da bir işe yaramıyor. Zamanlama doğru değil. Yani aslında şöyleydi. Eğer Naci Bey, ben bunu sosyal medya Twitter'da hesabımda daha bu hafta yazdım. Naci Bey görevde kalsaydı, bugün size bu programı yaptığımızda faiz buna yakın olacaktı biliyor musunuz? 15 yaş bugün faiz. 16-17'lerde olacaktı. Dolarda çünkü... belki 8-9'da olacaktı. Bravo. Baz etkisinden zaten... Ben işte bunu anlayamıyorum ya. Yani. Bunu nasıl görmüyorum? Ya bunu yani işte rasyonel nasıl... düşünmek çok zor öyle böyle bir dönemde. Yok. Tabii hani artık yani Merkez Bankası artık siyasi arenanın içinde. Yani Merkez Bankası tek başına artık karar vermiyor. Bunun da etkisi var. Bakın bütün enflasyonu düşüren ülkelerin bize benzer. Güney Afrika'da bir sürü siyasi sorun var. Sizde Rusya'da yok mu sorunlar? Brezilya'da da çok politik sorunlar var. Endonezya'da da var. Ama tek bir ortak noktaları var. Hindistan'da da aynı şekilde. Merkez bankaları tamamen bağımsız. Bu arada onların da toplantıları. 22 ülkenin Merkez Bankası toplantısı var. Ve faiz büyük ihtimalle 3'te 1'inde falan faiz arttırma olacak. Brezilya bile 6 kere. Pakistan'da oldu. Arttırıyor. Hepsi arttırıyor. Bakın son 3 ayda faiz indiren tek ülke biziz. Şimdi şöyle de deniliyor modeli savunurken. Ya bizim faizlerimiz yüksek diğerlerine göre. Tamam yüksek ama bizim enflasyonumuz da çok yüksek. Evet. Yani buna reel faiz olarak baktığımızda bugün -6 Polonya ile birlikte en yüksek reel negatif faize sahip bir ülke. Peki. Çok özür dilerim. Sürem de daralıyor. Sayın Atılım Murat'a da söz vereceğim. Yani çok umuyorum, diliyorum programlarımıza katılan bütün iktisatçılarımız yanılsınlar. Türkiye bir mucizeyi başarsın. Biz de 3-4 ay, 5 ay sonra hakikaten bu işin içinden böyle çok güzel çıkalım. Ve diyelim ki ya çok şükür yanıldık, çok şükür böyle oldu. Biz de oturmuşuz yani olmaz böyle şey demişiz ama bak büyük bir işi de başardık diyebilelim. Çok isterim, gerçekten isterim. Çünkü inanılmaz hepimizin doğrudan cebini ve yaşantısını etkileyen bir noktaya geldi bu mesele. Atılı Murat Hocam, katıldığınız katılmadığınız bir nokta var mıdır? Sayın Sağman'a bir de bu asgari ücret toplantısı niye erteleniyor? Neden gecikiyor? Rakam ne olmalı? Buyurun. Şöyle zaten şunu katılıyorum. Faiz artışsız, faiz artışı olmadan kapanan bir cari denge yok. Bir model yoksa. Yani döviz kendi kendine düşmüyor. Faiz arttırdığımız için, ekonomiyi soğuttuğumuz için 2018'den sonra bunu yaptık. Onun için yani cari şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela işte bu hafta aylık cari denge rakamı geldi. Dediğim gibi 3,3 milyar dolar fazla verdik. Ondan önceki aylarda da verdik. Son 3 ayda cari fazla verdik. Bu niye yükseliyor peki? Şimdi bu modelin temelinde cari denge verdikçe işte döviz girişi olacak, işte kur dengelenecek. Model temeli o. İşte 3 aydır fazla veriyoruz. Kur artıyor sürekli. Onun için bir de şu var. Şimdi finans piyasaları, bizler hepimiz finansçıyız. Sonuçta piyasaları takip ediyoruz, çok yapıyoruz. Finans piyasaları her zaman geleceği fiyatlar. Biz sürekli olarak bugünün faiz değil. Yani finans piyasası gelecekteki yarının faizini onu şey yapar, onu hesaplar. Ona göre risk maliyeti hesaplar, hedging yapar. Şimdi yarının faizi de yarın düşük faiz sahip olmak için bugün enflasyonu düşük gerekiyor. Bugün enflasyon beklenti kontrol altına almak gerekiyor. Murat Bey o konuda katılıyorum. 3 ayda faiz indirdik, 4-5 puan faizler böyle gitti. O nedenle yani enflasyon beklentileri kontrol altına almadan şu an için bu modelde maalesef öyle bir beklenti yok. O nedenle enflasyon yüksek kalmaya devam edecektir. Faizler yüksek kalmaya devam edecektir. Şunu söyleyeyim Mehmet Akif Bey. İşte ben de 35-40 enflasyon bekliyorum. Yılın ilk çeyreğinde. Peki yani yarın Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalırsa 3 ay sonra sadece bugünü konuşuyoruz. Yarın ne olacağını konuşuyoruz. 3 ay sonra 35-40 enflasyonu görünce yine politika faizi 15'te kaldı. Hiçbir daha indirim falan olmadı. Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalırsa ne kadarlık bir faiz arttıracak? 20 puan mı arttıracak? 25 puan mı arttıracak? Yani o enflasyon beklentisi, yani o negatif reel faiz büyütecek,
Bir de yani bunu nasıl açıklayacak? Bir de o var yani bunu nasıl açıklayacak? Tam seçim öncesi bile. Yani arttırırsa eğer o zaman niye bu noktaya geldik demeyecek miyiz? Konuşmayacak mıyız? Ben yani Naci Ağbal faizi arttırdı, dolar düştü, görevden alındı, dolar çıktı, faiz de yukarıda kaldı. Doğru. Yani artık oralar birazcık da ekonomi, finansı, aşıp siyasi meselelere giriyor açıkçası gerekirse. Çünkü seçim yaklaşıyor. Yani zaten zamanında yapılsa işte 1,5 yıl kaldı tam takvim yapılsa. İşte zaten bu faizlerin yansıması etkisi derken 6 ay, 9 ay derken biraz seçim hazırlığı da var tabii ki. O nedenle yani enflasyon... Ama seçime böyle mesela bir ekonomist olarak seçime böyle hazırlanılır mı? Yani iktidar için bu zaten en büyük problem değil mi? Ekonomideki bu sıkıntılı süreç zarar vermez mi seçimde iktidara? Şimdi şöyle bakmak lazım. Mesela geçen haftaydı galiba 37 milyar TL'lik kredi verilmiş bankalara. 37 milyar TL haftalık çok yüksek bir rakam bu aslında. Tabii ağırlığı kamu bankalarında olmak üzere yani özel bankalar fazla yanaşmıyor ama 37 milyar TL yani sonuç olarak önümüzdeki dönemde kamu bankaları üzerinden KGF kredileri mesela. Yani çok düşük faiz. Dün benim arkadaşım aradı. KGF'den bir teklif almış. Yani kredi çekmek istiyorum. Kredi ünitesi de yüksek. Çok yüksek bir rakamı, çok cazip bir faiz oranıyla alacak KGF. Yani önümüzdeki dönemde... Şu söyleniyor mesela, alıp dolara yatırdığı söyleniyor. Böyle bir şey oluyor mu? Yapamayacak, onu kontrol edemezsiniz ki. Ama böyle bir şey olur mu yani? Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Şimdi krediyi verdikten sonra krediyi veren bankadan çıkmış oluyor. Yani KGF kredilerinde biraz daha kontrol olur. Ama kamu bankaları üzerinden kredi aldığınız zaman size krediyi veren şube müdürü veya bankacı sizin peşinizden mi koşacak? Yani ne yapacak? Nereye harcayacağınızı nereden bilecek? Zaten biz 2020'deki o kredi patlamasında bunu yaşadık. Krediyi alan altın aldı, krediyi alan dolar aldı. Ama işte bu görünmüyor mu yani? Bunu böyle... Kontrol edemezsiniz. Kontrol edemezsiniz. Yani. Hayır, bunu böyle olabilecek kestirilebiliyor. Yani biz dışarıda insanlar bile şöyle konuşuyorlar. Yani araba alacak diyor ki ya araba alacağım parayla şu anda dolar al. Arabayı krediyle al bankadan faizler düşük. O para dolarda kalsın gibi bir yaklaşım. Herkesin böyle konuştuğu şeyler var kendi içinde. Biz bunları televizyonlarda konuşuyoruz. Sokakta insanlar konuşuyor. Bu politikaları yönetenler de bunları görüyorlardır değil mi yani? Dinliyorlardır, duyuyorlardır. Tabii yani işte ama o krediyi alıyorlar, dolara yatırıyorlar, altın yatırıyorlar, araba alıyorlar, servet biriktirme aracı olarak ev alıyorlar, oradan da para kazanıyorlar. Her şeyin fiyatı yukarı gittiği için. Yani şu an Türkiye aslında en cümle hiçbir şeyin fiyatı doğru değil. Hiçbir şeyin fiyatı. Az önce arabayı servise götürdüm, ondan sonra oradan buraya geldi. Yani acaba arabayı değiştireyim mi, takasayım? Araba zaten yok da yani orta sınıf bir araba 1 milyon TL olmuş. Zamanla ki gerisi sizin de bir şeyiniz var, örnek var arabaya. 1 milyon TL. Onun için de yani şu an bir de şu ilginç bir şey, istatistik yani ben yetkili servisten aldım. Şu an zaten sıfır araba alabilen oranı nüfusa %15 sadece. Hocam diyor çok büyük bir yetkili servis tabii ki. Bizi kendi araştırmamıza göre mesela birkaç sene önce sıfır araç alabilenlerin oranı %40'tı. Şu an sadece nüfusun %15'i sıfır araç alabiliyor zaten. Bu rakamlarla ne araba almak mümkün ne de ev almak mümkün. Tabii ki belli bir kitle alıyor ama şunu söyleyeyim. Geniş halk kitlesi hayat pahalılığı karşısında ezilmeye devam edecek. Önümüzdeki aylar bence yani önümüzdeki yılın ilk çeyreği çok zor geçecek aracın. Asgari ücret toplantısı niye gecikiyor? Şimdi yani biraz bu hep böyle olmuştur açık konuşmak gerekirse. Sonunda da bir yüksek bir oran gelecek. Yüksek derken şunu kastediyorum. Yani minimum %40 bir artış geleceğini düşünüyorum ben. Minimum ama tabii şu yaşanan istihdamı %40. Yani %40 bekliyorum ben açıklanacağını sonunda. Ama tabii %40'lık bir asgari ücret artışı bile... 4 bin lira bekliyorsunuz yani yaklaşık. 4 bin TL tabii. Zaten şu an 2850 TL üzerinde %40 koyarsanız 4 bin TL net olur. Bu tabii ki işverene büyük yük olacaktır. Orada bir ayarlama yapılır mı, vergi avantajı sağlanıp bilemiyorum ama bu %40'lık asgari ücret artışı kağıt üzerinde hoş gözükebilir, yüksek gözükebilir. Ama o zammı alan emekçiler yarın markete gittikleri zaman zaten o paranın kul olduğunu görecekler. Yani maalesef ki bizim yerli paramız, kendi paramız. Yani ben dolar TL'ye sadece bir çapraz kur olarak bakmıyorum, parite olarak bakmıyorum. Bizim yerli milli paramız bu şekilde değer kaybetmesi, hiçbir değerinin kalmaması hakikaten üzücü bir de bu taraf varmış. Asgari ücretle ilgili var mı ekleyeceğiniz? Vallahi Atın Hoca'ya katılıyorum yani ben de minimum 4000 bekliyorum. Çünkü %40 arttırım olması yani zaten gerekiyor. Çünkü zaten enflasyonun gideceği noktayı söyledik. 30-35 lira gidecek enflasyon. Bugünkü fiyatlamalarıyla yani
kurun buralarda kaldığını varsayarak daha da yükseğe gidebilir. Bir de biliyorsunuz asgari ücreti de fiyatlamasını her gün değiştiremiyorsunuz. Yılda bir kere oluyor. Onun için ben minimum 4000 bekliyorum. Hatta 4500'e kadar da çıkılabilir diye düşünüyorum. Ama diyorsunuz ki o 4000 lirayla Atılım Hoca da söylüyor. Markete gittiğinde para pul olacak. 2850 lirayla bir sene, bir buçuk sene önce alabildiğiniz şeyleri tabii alamayabilirsiniz. Yani yaşanan yani enflasyon zaten %40-50 olduğu için yani ancak kendinizi şu andaki fiyatlamalarla ve gelecek enflasyon beklentisiyle birlikte ancak korunmaya yetecek. Peki. Daha fazla yükselişleri için yeterli olmayabilir. Efendim teşekkür ediyoruz. Atılım Murat çok teşekkürler. Murat Sağman teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ara vereceğiz.